İçim yanıyor Mert için. Abi resmen beraber gazoz içiyorlar. Ne olmuş yani? Yani bunlar işin son noktasına gelmişler demek. Bunlar evlenir, ben size söyleyeyim. Oğlum bir dur ya. İçim daraldı zaten. Öyle durmakla olmaz. Ne yapacağız yani? Yine kavga etmeyelim. Abi sen Poyraz abinin oğlu değil misin? Yap bir numara, al kızı. Oğlum babamda ses var. Bizde yok ki. Sıkıştığımı bir şarkı patlatıveriyor. Bunu romantik bir şey. Çalıştır saksıyı. Aha buldum. Gelin benimle. Çalışıyor mu oğlum bu? Herhalde şuradan açılıyor. Hah açıldı açıldı, konuş. Dikkat dikkat. Sinan Karayel konuşuyor. Pelin. Bu yaptığın çok ayıp. Ben senin için kör bıçaklara, kahpe kurşunlara göğüs gererken sen gidiyorsun o sivilceli oğlanla gazoz içiyorsun. Kes hocam be kanka. Çocuklar ne oluyor? Öğretmenim Sinan yine delirdi. Adaletin batsın dünya. Pelin, ben sana ne kötülük yaptım? Bak senin için bütün okula rezil olmayı göze aldım. Ve sözlerime şair Sulhi Arif Kamer'in bir şiiriyle devam. Sinan aç kapıyı. Arkadaşlar şu an kuşatma altındayız. İnsana bir şiir bile okutmuyorlar. Delirdin mi oğlum, ne yapıyorsun sen? Ya bırak, battı fishing yangoing. Pelin'in yanındaki sivilceli oğlan, sana sesleniyorum. Seni akşam 6'da bir düelloya çağırıyorum. Hem de tüm okulun gözü önünde. Sinan kızıyorum bak. Ne yapacaksın oğlum? Kavga mı edeceksin yine? Sinan, aç şu kapıyı. En çok gazozu içen belini kapar. Ömer, söyledim ettim, dinletemedim. Nasıldım hocam? Yürü, sen de. Yürü bakayım. Yürü, yürü, çabuk, çabuk. Anladın değil mi mesele? Anladım amirim, merak etmeyin. Heh. Al işte çocuğun okulundan arıyorlar. Allah bilir başına ne işler açtı. Efendim hocam? Poyraz Bey. Biz bu Sinan'la artık başa çıkamıyoruz. Yine Pelin Pelin diye ortalığı kattı karıştırdı. Bu sefer ne yaptı hocam? Bu sefer de başka bir arkadaşını megafondan düelloya çağırdı. Ne? Aklını mı çıldırmış o ya? Hangi yüzyılda yaşıyoruz canım? Düello mu kaldı yani? Allah Allah. Poyraz Bey bir gelin konuşalım. Yalnız bakın, ben size artık İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet edeceğim. Siz nasıl çocuk yetiştiriyorsunuz ya? Poyraz Bey saçmalamayın. Bakın hocam, öğretmenim. Benim artık gücüm kalmadı. Yapamıyorum. Çok da acil bir işim var. Siz ne yapın biliyor musunuz? Siz en iyisi Ayşegül'ü arayın. O gelsin. Olur mu? Kapatıyorum ben. Güle güle öğretmenim. Çok güzel. Oğlan da delirdi. Normal. Ayşegül abla. Sinan. Ne yaptın yine sen? Vallahi biz artık Sinan'ı tanıyamıyoruz. Akıllı usulü örnek gösterdiğimiz çocuk bir anda değişti. Hadi beni dışarıda bekle. Tamam. Ben çok endişeliyim. Biz de öyle. O kadar çok seviyoruz ki onu. Kızsak mı, üzülsek mi bilemedim. Tamam, ben konuşacağım. Ne olur kusura bakmayın. Yani diğer velilerden de şikayet gelmeye başladı. Anladım. Görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz. Yine kötü bir şey yaptım, değil mi? Yok be Sinancığım.
Biz babandan alışığız böyle şeylere de normal insanlar kaldıramıyor. Ömrümüzde bir tanecik kız sevdik. Ne olmuş yani? Allah Allah. Belki Pelin senin için doğru kız değildir. Sen babanı doğru insan olduğu için mi seviyorsun? Yani o başka, o başka. Neden? Aman canım, sen de öyle sorular soruyorsun ki. Hani bileyim ben. Sinan. Anne. Biraz başım belaya girdi de Ayşegül abla geldi. Niye Ayşegül abla geldi? Poyraz biraz meşguldü. Seni hastanede sanıp aramamışlar. Ha, sanmışlar. Biliyordunuz çıktığımı. Okuldakiler bilmiyormuş demek. Hadi canım. Poyraz'a haber mi versen Sinan alacağını? Kimseye haber vermek zorunda değilim. Begüm. Kaçırmaya kalkmazsın değil mi yine? Yok. Bu kez bambaşka bir şey düşünüyorum. İyi. Başarılar. Sağ ol. Bir gün ben de delireceğim. Ama ne zaman bilmiyorum.